Evet. Video çekeceğim yere doğru gidiyorum. Şöyle güzel bir tepe. Çam ağaçları, zeytin. Ama giderken bizim Türk milletinin hastalığı. Çevreciyiz. Ağaç kestirmeyiz. Ama affedersiniz her tarafın içine der bırakırız. Yediğimizi içtiğimizi içki şişelerini, bira şişelerini, kolaları, naylonları, poşetleri her şeyi olduğumuz yerde bırakırız. Arkadaş, çevrecilik temizlikten başlar. Müslüman temiz olur. Müslüman bir çöp tanesini dahi yere atmaz. Ne bu pislik ya? İnanın, oturacak, nefes alacak, piknik yapacak bir yer yok. Şuralara bak. Her taraf içki şişeleri. Lan madem içiyorsun bunu, madem içiyorsun, yahu madem sigara içiyorsun, koy bir poşete de git, çöp at. İnsanlara temiz bir yer bırakın. Ne diyeyim ben sizlere? Her taraf leş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Türkiye'nin neresine gidersen git. Ah, oturacağım yer. Camı koymuşlar. Affedersiniz, bir tarafa babasın diye. Bitkilerin, ağaçların hepsinin altları, sağlar, sollar, köşeler, her taraf çer, çöp, pislik, mikrop içinde. Ah, su içtin. Hadi zıkkım iç. Şeyde yere atmış. Gördüğünüz değil mi arkadaşlar? Her taraf ne kadar pis. Bu Türkiye'nin neresinden gidersen git, her taraf aynı. Her tarafta bu pisliği görürsünüz. İzmir'e de gitsen görürsün, Bursa'ya da gitsen görürsün, Antep'e de gelsen görürsün, Van'a da gitsen görürsün, Erzurum'a da gitsen görürsün. Nedir bu pisliğimiz bizim? İnanın anlamıyorum. Yani Müslümanız diyoruz, mangalda kül bırakmıyoruz. Arkadaş, Allah etme, her şeyi yaparız. Temizlik imandan gelir ya arkadaş, temizlik imandan gelir diye bir söz var değil mi? Müslüman temiz değil. Namaz kılmadan önce abdest alırsın temizlenmek için. Ya arkadaş, yaşadığın çevreyi sen niye bu kadar kirletmekte üstüne yok? Niçin bunu kendine görev mi addediyorsun? Ya hakikaten sağda solda yürümekten imtina ediyorum. Şimdi geldik bir zeytin ağacının altına oturdum. Temiz yer buraya buldum sandım ama burada temiz değil. Yani etrafı göstersem içiniz gider. Belki yerleri görüyorsunuzdur. Üzülüyorum. Avrupa Avrupa diyoruz. Ben Avrupa'nın tek bir şeyine imreniyorum. Neyine biliyor musunuz? Temizliğine. Bak, insanlık demiyorum. İnsanlık sadece Türklerde var. Buradan çık, nereye gidersen git. Müslümanlar hangi ülkeye gidersen git. Pis. Pisiz arkadaş, pis. Sağcımız da pis, solcumuz da pis. Adam içki içer, yer atar. Müslüman mangala gider, mangalını yere atar, çöpünü yere atar, pisliğini orada bırakır. Pisik. Ama Avrupa'da böyle mi? Gidenleriniz vardır. Orada yaşayanlar da vardır beni takip edenler içinde. Ben gittim gördüm. Hakikaten temiz bir yer. Adamlar bir çöpü daha yerde bırakmıyorlar. Dün bir video paylaştım. Videoda hakikaten tamamen objektif olarak paylaştım. Ne orada ağaç kesilmesini savundum. Ne orada ağaç kesilmemesini savundum. Ağaç yeniden çıkar. Oralar yeniden rehabilite edilir. Zaten videomu baştan sona izleyen arkadaşlar bunu görmüştür. Bunu anlamıştır. Bundan önce bir şey daha göstereyim. Akın. Al. Ağacın gövdesi. Adam oraya aşkını kazımış. Vay senin aşkına arkadaş ya. Al. Bir de bizim bu hastalığımız var. Nerede ağaç görsek hemen üstüne bir şeyi kazırız yani. Al, bu da aşkını kazımış. Gazı gazı nereye kadar? Kökümüzü kazacaklar da haberiniz yok. Dünkü videoya geleyim. Dün paylaştığım videoda, tamamen objektif olarak paylaştığım videoda, bilgiler ışığında paylaştığım videoda, videoyu izlemeden yorum yapanlar, başlığa bakarak yorum yapanlar, beni görünce yorum yapanlar
bir de öleleri var. Beni görünce videoyu izlemiyor. Hemen videoyu kapatıyor, altına yorum yazıyor. Madem sen varsın izlemem ben seni. Ben orada ne bir parti savundum ne başka bir şey. Ben ne AK Parti'yi savunurum, ne CHP'yi, ne MHP'yi, ne İP'yi, ne diğer partileri. Doğru olanı savunurum arkadaş. Doğru kimse onun yanındayım ben. Bundan 17-18 sene önce AK Parti yoktu. Diğer partiler vardı. Aklınızı başınıza alın. Yani beni ondan, bundan, şundan itham etmeyin. Doğru neyse onun yanındayım. AK Parti yanlış yok mu? Allah! Yani şuradan saysam AK Parti'nin yanlışlarını liste yetmez yani. Sayfalar yetmez. O kadar çok. Bazı şeyleri görüyoruz böyle gözümüze soka soka yapıyorlar böyle hatalar, yanlışları. İnanın insan çileden çıkıyor. Neyse geçeyim bu konular. Gene siyasete giriyorum. Girmeyeyim. Dün paylaştığım videoda bilgileri 15 dakikalık bilgi bir sentezi yaptım. Orada özetten şunu söyledim. Yurt dışındaki ülkeler, özellikle altın ithalatı yaptığımız ülkeler bizim altın üretmemizi istemiyor. Doğa katliamı, ağaç katliamı, cart katliamı, cürt katliamı diye diye ortalığı ayağa verenler, velveleye verenler şunu hiç düşünmüyor. Şu an çekimini yaptığım telefon, kulağımda olan kulaklık, ayağıma giydiğim ayakkabı, üstüme giydiğim tişört, A'dan Z'ye her şey, ama her şey doğadan geliyor. Yani biz bunları yapmak istemiyorsak o zaman doğayı hiç ellemeyeceğiz. Taş devrine döneceğiz, değil mi? Taş devri. Hep böyle yani okuruz ya ilkokullarda falan, daha çok okuruz ortaokulda. Taş devri. İnsanlar ne oldu? Allah'ın onlara verdiği zekayı, bilgiyi, değil mi? Kullanaraktan, aklı kullanaraktan bir şeyler geliştirmeye başladı. Taş devri, taşı yonttu, tekerlek buldu, cilalı taş devri, yontma taş devri, oradan demir çağı, oradan tunç çağı, değil mi? Böyle gele gele çağlar atlayıp da insanlar teknolojisini geliştire geliştire, aklını kullana kullana bugünlere, 21. yüzyıllara geldik. Ha bunu istemiyorsak zaten o yaşadığımız evleri terk edelim. Betondan yapılan evlerimizde A'dan Z'ye her şey doğadan geliyor, madenden geliyor, ağaçlardan geliyor. Bir kere onu bırak git bir ağacın altına, şöyle bir ağacın altına kulübe yap kendine. Kulübe yaparken bile ağaç kullanacaksın. Ağaç keseceksin. Mecbursun. Orada yaşa. Arkadaş Allah ağaçları yaratmış, hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Her şey insanların emrine sermiş. Ama sen israf edesin diye değil. Hakkıyla kendi yaşantını idame edecek şekilde kullanasın diye yaratmış. İsraf eden yok mu? Oo, saymayayım size israf edenleri. Müslüman israf etmez. İsraf haramdır. Nokta. Başka laf istemiyorum. Müslüman temizdir. Nokta. Başka laf istemiyorum. Arkadaş. Müslümansan israf etmeyeceksin. Müslümansan temiz olacaksın. Eğer biz böyle madencilik yapmasaydık İstanbul'u fethedemezdik, değil mi? Fatih Sultan Mehmet Han, Türkler İstanbul'u alamazdı. İstanbul'u kendilerini başkent yapamazdı. İstanbul'u biz neyle aldık? Fatih Sultan Mehmet Han'ın döktürdüğü o özel toplarla aldık. Yani Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar bir şeyler üretmek istiyor, bir şeyler başarmak istiyor. Fakat bunu kendi elimizden engelliyoruz. Doktor Necip Haplemitoğlu'nu orada size deliller ile aktardım. Adam Alman vakıfları ve Bergama'daki altın madenciliği ile ilgili bir kitap yazıyor. Aradan bir yıl geçmeden adam faile meçhule kurban gidiyor. Ah, adam cumhuriyetçi. Bir cumhuriyet çocuğuyum ben diyordu. Ve adam faile meçhule kurban gitti. Videoyu izleyenler izlemiştir. Ben videoyu yayından kaldırdım. Çünkü sinir oldum ya. Arkadaş, hakikaten yani sinir oldum. Yani videoyu izlemeden yorum yapanlar. Ağzı köpüre köpüre küfredenler. Ya geçin ya. Ben küfretmeyeceğim. Küfre karşıyım. Müslüman küfretmez. Dünyanın en çok kağıt üreten ülkesi Finlandiya. Dünyanın en çok ağaç kesen ülkesi Finlandiya. Fakat dünyanın en çok ağaç eken ülkesi de Finlandiya. Adamlar kestikleri ağacın yerine yeni ağaçlar ekiyorlar. Ya burada madencilik de böyle. Biz o madenlerden altını çıkarmalıyız, cevheri çıkarmalıyız ki telefonlardaki işlemciler, bilgisayarlardaki işlemciler, laptoplardaki, notebooklardaki, bilmem nelerdeki, her şeydeki işlemciler altın madeni, gümüş madeni, polatyum, bilmem her türlü metalden, madenden oluşuyor. İletkenlerden oluşuyor. E biz bunları çıkarmasak nasıl bu teknolojiyi elde edeceğiz? O zaman dışa bağımlılığa devam. Paralarımız dışarıya gitsin arkadaş. Üretmeyin ya, yok. Ya böyle gelin ağacın altına oturun. Oh! Güzel bir hayat yaşayın.
Ev yapmayın kendinize. Telefon kullanmayın ha. Ben kullanıyorum, siz kullanmayın. Bilgisayar kullanmayın. Ben kullanıyorum, siz kullanmayın. He? Yapmayın. Aman ha. Ha. Biz Amerika'dan alırız. Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayız. Oo, Amerika'nın malını kullanıyorsun arkadaş, çünkü üretemiyorsun ki. Kendi ürettiğine kendin kızıyorsun. Biz kağıdı Finlandiya'dan alırız ha. Biz kağıdı Finlandiya'dan alırız. Biz üretmeyiz ha. Aman. Ha. Olmaz. Biz ağaççıyız. Biz doğacıyız. Yapma, üretme. Biz makinaları Almanya'dan alırız ha. Almanlar üretsin. Ha, biz üretmeyelim. Biz böyle dışarıya göbeğimizden bağlı olalım. Bu kafalar sayesinde bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ah, ben bundan sonra ağaç altına oturacağım. Hadi isteyen ağaç altına otursun. Tavsiye ediyorum, siz de oturun. Nerelere gidelim ya? Ne yapayım yani? Allah'a emanet olun dostlar. Hani bu her şeyi Atatürk'ü öne katan kitle var ya, Atatürk'ü en çok onlar severler, en çok onlar şey derler. Şunu da söyleyeyim, Atatürk madencilik başkanlığını kurarken, inanın sizler yoktunuz, iyi de sizler yoktunuz, yoksa sizler böyle bir kafasınız, böyle bir yapısınız.